Evet, cümleden herkese selamun aleyküm. Biz gene geldik havalimanlarına. Her gelişin bir gidişi var. Her böyle güzel anların bir sonu var. Böyle bizimler için gelen gidenler oldu Almanyalardan. Annem, babam, halalar, teyzeler, yeğenler, kuzenler, enişteler, dayılar, amcalar falan derken herkesi yolcu ediyoruz. Şimdi bu uçakta Medine ablamlar var, Şaban eniştemler var, Efe var, Nesli var, Meral teyze var, Zeynep var, ondan sonra Gülcan halala var, Yeşim var, annem var, Ela var, Taner babam var, herkes var yani. Unuttuğum başka kişi var mı ki? Eyvah, beni saymadı derler. İnan ki vardı bir kişi daha. Unuttun mu? Yok, unutmadım herhalde. Tamam, başka kişi yoktu. Behnam vardı bir de işte. Öyle hep beraber gidiyorlar. Herkes gidiyor. Yaren burada kaldı, Yaren Hanım. Yaren Hanım'la beraber inşallah gitmek bana da nasip olur ama biraz zor gibi artık, bakalım ne olacak ne gidecek bilmiyorum. Ama inşallah nasip kısmet diyelim. Gene halen daha bir şansımız var. Öyle. Bakalım. Elalar gidiyorlar. Ben şuradan doğru çekeyim onları. Büyük babamlar falan, herkes burada bekliyor. Taner babam sırtına çantaları yüklenmiş gidiyor. Ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Herkes bir iş peşinde. Gidiyorlar. Zor işte, zor. Bu gurbetlik var ya, ne kadar zor. Gerçekten var ya. İnsan böyle gelirken bir sevinçli oluyor. Giderken de bir üzüntülü oluyor. Böyle... Şaka gibi geliyor insana. Yani gerçekten gurbetlik zor. 10 gün biz bir tatilde durduk da insan mesela kendi memleketini arıyor. Kendi yerini arıyor. Yani öyle, ama hayat şartı, bir şekilde devam etmesi lazım. Bir şekilde ilerlemesi lazım. Yaren Hanım'a da soralım bakalım. Kaldı tek başına buralarda ama annesi babası gitti. Yani annesi babası burada da artık var. O burada da annesi babası var. Burada ben varım en azından. Yani öyle. Evet Yaren Hanım, kusura bakmayın sohbetinizi böldüm ama. Özellikle anneye baba gitti. Evet. Duygularını alalım. Bilmiyorum. Üzülüyor zaten, değil mi insan? Evet. Böyle sen burada durunca, oyunlar öyle gidince tuhaf oluyor. Ya evet, ama sen çok fazla uzun süre ayrı kalmayacaksın ya. 3 gün sonra i̇şte gene kendine gideceksin. O yüzden pek üzülmüyorum. Şey yapsam, böyle bir sene görmesen şimdi hüngür hüngür ağlardım herhalde. Ya tabii zor gelirdi o zaman. O da ayrı bir konu. Baba bak. Bayağı kalabalık değil mi? Evet.
Hadi görüşürüz. Ama görüşürüz daha geleyim de. Tamam hadi yenge. Selamlıyorlar baksana. Devlet başkanı gibiler inerken. Değil mi? Ya işte bir göz bir göz arkada kalıyor işte. Bizimkiler girdiler. Havada geziyor demin beri helikopter gibi bir şey, uçak ama ufak helikopter gibi. Daha uçak kalkmadı. Yo yapıyorum. Niye acaba? Bu benim artık işim yani. Yapacak bir şey yok. Mecbur. Her anı değerlendirmem lazım. Esal. Yok. Elimizde ne esal edeceğiz şimdi? Esal'la yani hanım. İnsan zor oluyor değil mi?
rüzgara göre her zaman diğer taraftan kalkıyordu. Bu şekilde direktman uçuyordu. Şimdi diğer taraftan doğru kalkacak. Demek ki rüzgara göre hareket ediyorlar. He, yok demin öyle yaptım. Aha, yaptım. Boyum uzun ya, Allah'tan şöyle kaldırabiliyorum. Belinay Allah kavuştursun. Yap sanki değil mi? Çok dik kalkıyor. Ha, çok dik kalktı. Korkmuşlardı şimdi onlar var ya, ne kadar çok korkmuşlardı. Gaza bak, gaza. Onlar görünüyor işte havadayken. Beyaz beyaz görünüyor ya havadayken. Ama çok da dikkatli ona. Çok dik kalktı. Hı hı. Ay. Rakip gibi kalktı. Ağlasaydın. Ya yani, değil mi? Hadi Allah kavuştursun cümlemizi. Yani siz gidince de işte böyle oluyor. İnsan arkada kalıyor ya. Giden için de zor, geride kalan için de zor. Diğer Hanım, Allah kavuştursun. Evet. Biz geldik gene devreye. Aşkım bizim var ya, Çaycuma'ya gidince devreye gelmeyince olmuyor herhalde. Kendi memleketimizi görmeyince yapamıyoruz inanki. Yaren Hanım'la, babamla beri, ana baba yakan bozulmuş. Arabada uyudun herhalde. Değil mi? İnan koymuşum. Annem de burada. Anne, ne diyor? Ne diyor Sinan? Ne zamandan beri kameralarda sen yoksun? Yoktu onun. İnan ki. Annem hastaydı, çok hastaydı. Bayağı bir düzeldi maşallah. Şimdi devreye geldik. Devreklerde biraz dolaşacağız, biraz vakit geçireceğiz. Herkes gitti Almanyalara. Değil mi? Ne güzel değil mi aşkım? Aslında olan benim fasulye vardı eskiden. Fasulyeler. Gözlükçüye mi bakacağız? He? Gözlükçüye mi bakacağız? Şuradan çıkacağız zaten. Gel aşkım. Böyle işte. Burada her zaman burası manav yeri açık oluyor. Erik domateslerine bak. Aşkım dün... Kavunlara bak. He? Bizim kavunlar niye öyle olmadı ki? Her şey var. Arabalar geliyor. Siz Almanya'da böyle pazarlar olmuyor değil mi? Oluyor. Böyle açık açık oluyor mu mesela böyle pirinçler falan? Pirinç olmayan sadece böyle meyve. Açık mı oluyor böyle? Hı hı. Öyle mi? Üst kapalı oluyor. Allah Allah. Bakma. Ne? Wochenmarkt, yani haftanın pazarı gibi. Wochenende, hafta sonu. Wochenmarkt da haftanın pazarı mı? Wochenende. Şu çantalar iyiymiş. Beni diyorlar ki şimdi yurt dışına evlendiğin için mi böyle çanta takıyorsun diyorlar. Hiç de alakası yok. Ben zaten Yaren Hanım hayatımda yokken de çantayı takıyordum. YouTube'a başlayalı yani bu çantayı takıyorum. İlla yani Almanya'dan gurbetten gelmek gerekmiyor böyle çantayı takmak için. Benim çok arkadaşlarım da takıyor çantayı. Çanta takanın sanki gönlü büyük zannediyorlar. Gönül büyüklüğü yani bizde yok Allah'a şükür. Allah da inşallah hiçbir zaman göstermesin. Yani. Değil mi? Ya bir de hayvanlar da toplanıyormuş. Aşkım sadece köpekler değilmiş. Kediler de dahilmiş onlara.
Yani Allah'ım ya, sokak hayvanları toplanıyormuş. Gerçekten üzüldük. Bilmiyorum niye öyle topluyorlar, niye şey yapıyorlar. Aa, gözlükçüyü unuttuk değil mi? Gösterelim, orası işte. Hadi gidelim oraya. Çerçevesini yaptıracağız değil mi? Gelmeme gerek var mı? Gel gel, sen yanımızda dur. Gel. Evliydi zaten oğlum, ben hiç para vermeye gelmez. Baba yoktu ya annem. Eğriydi zaten Mehmet'le. Aslan yiyor Süleyman'ın yerine. Üstüne bas. Eğriydi diyor. Zaten eğriydi. Biz zaten... Boş ver. Ne yapacağız? Mecbur yapılacak. Çerçevesini yapacak. İyi o zaman. Onu soralım al. Sor da gel bakalım. Soralım. Şurada git sorsana ya. İçerisinin mesajını ben atayım. Nerenin baba? O dükkanının. Tabii. Üst katı. Ciddi. Babam baksana, buralarda da çalışmış aşkım. Bu dükkanı yapmış. Hı, bu dükkanın betonuna babam atmış. Yani sonra anne sen ne yaptın burada? Niye geldin? Anlat bakalım. Sen buralara niye geldin bakalım, anlat. Ha? Ne yapacaksın şimdi burada? İnan ki kahvaltıya geldik. Öğlen oldu neredeyse. Biz ta yeni neredeyse geliyoruz. Neredeyse oldu bile. Kaç saat? Öğlen geçti. Bir buçuk olmuş. Eyvah. Bayağı geç. Eliye ne ettin? Ana arabada yara bandı vardı, ufak yara bandlarından. Daha var, değiştirmek istiyor musun? Yok. Hayır, hava almasın madem. Ne yaptın, nasıl kestin? Ya salça kokusun, salça işte. Bayağı salça var, bir seyran gibi. Allah Allah. Bip gecik kesin. Yavrum size diyeceğim. İnan ki sokak hayvanı, bu sahipli. Sahiplere bir şey olmayan ne? Hı, sahipsizleri toplayacaklar. Dükkanlara giriyor ya. Hı. Alışmış o buralara artık. Tabii canım, domuzları falan mesela köylere sokmuyorlardı, köpekler iyi. Köydekileri değil. Ya tamam işte, köydekileri de baba. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Böyle sokak hayvanlarını toplaya toplaya yarın bir gün köylerde köpek de kalmayacak. Köpekleri artık böyle işte yurt dışından nasıl parayla alıyorlarsa burada da aynı parayla alınacak işte. Çünkü domuzlar... Nesilleri olmayacak çünkü. Öyle ne... basacak köylere şey. Yola çıkamayacağız. Yola. Yani çok zor olacak. Allah'ım yani inşallah o hayvanlara acır. Da insanlara zulüm vermese bari Rabbim biz insanoğluna. Bir ara Avusturya'da ne aşkım, hatırlıyor musun? Develerimi ne katlettiler. Ondan sonra hep böyle yangınlar çıktı, bir şeyler oldu. Seller oldu. Evet. Yani gerçekten öyle. Allah yani korusun hepimizi. Ya işte. Tabi canım. Olsun. Bir şey olmaz. 10 liradan, 5 liradan, 20 liradan hiçbir şey olmaz. Sevabı var. Yani engellilere öyle şey verebilsen yeter ki. Aynen öyle. Bu cevriyede zamana bağıra bağıra uyardı beni. Neden? Ne oldu? Sesin çıkmıyor anne. He. Şu şeye kadar salatalık gibi uzandı. Damar sert diye girdi değil mi? Allah'ım ölüyor diye bağırıyor. Neredesin? Ölüyor diye. Su gibi tarzı. Vurtar benim de ya. Ama magnezyum mu? Hapın yok demek ki. Yok mu? Şey, o ilacın faydası var mıydı ki acaba sana? Hani işte o yüzden o ilacı acaba yarım yarım kullansan mı ki? Muz yemen lazım. Biraz dur bakalım, hapları çöpe atmayalım. Ben evde olduğum zaman yarım yarım bir deneyelim onları. Günde bir kere değil mi o? Allah korusun ama baba. Yani akşam gece yatarken yut demiş. Gece uykuda da sıkıştırırsan yok, olacak. Yok, o kadar şey yaptı. Bu kendi hastalığından şey yaptı. Yok, beni hastalığından. Baba haplardandır. Haplardandır. Biri fazla geldi. Öyle mi? Şimdi Hanif ablanla Samet'le konuştular. Hı, Medine ablam da bugün öyle dedi. O dedi ağır hapmış dedi. Samet'le dedi çetlenin işte öyle dedi dedi. Yer erkeksin olmasın. Allah korusun. Yani. Yazalım bunu acıya. Bir akşam beni zor yaptım bunu. Hani o şiddet geçti ama varta da. İnşallah düzelsin. İnşallah. Bir akşamlar bir yürüyordum. Zaten ben
zaten ölmüşüm. Benim yatımı yakalmışım. Türkiye'nin girişinden yatım yatağa uzandım. Seni yoldan uyuyormuşum. Sağ böyle hal olmayınca ne gece pazarı? Gece pazarı gezilir mi? İki tane yutun bakalım parolu. İnşallah fayda eder. Parolu bir tane yutmayacaksın diyorlar. İki tane yutacaksın diyorlar yetişkinlere. Güzel. Şöyle verelim. Mis gibi. Sağ olun. Bayağı güzel değil mi aşkım kahvaltı, zengin. Yani evet. Dolduracağım anne. Böyle daha iyi be ya. Ağlamasın. Yarın ağlamasın diye seni. Hayır, sonra gidecek. Turan elin yanar. İyi. Evet. Geliyor. YouTube çekeceğimiz. Ne anne? Yersin diyorum ben sana. Niçin yiyemiyorsun? Kaç kişi yiyor? Videomu yiyeceksin. Hem öğlen yemeği niyetine hem sabah kahvaltısı niyetine. He? Ya değil mi? Hem bak öyle. Yo estağfurullah. Ne? Kuymak getireceğim de kuymak ikram edeceğim, tamam mı? Reklama karşılık kuymak. Öyle mi? Reklama karşı kuymak. Tamam tamam. O zaman biz de sizin isminizi verelim o zaman. Asranlar kahvaltı olarak da. Tamam. Bu YouTube olarak, Instagram olarak değil. Tamam. 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 Bak anne hadi iyisin gene. Kuymak ikram edecekler Instagram'da paylaştığımız için. Sağ olsunlar. Aynen öyle. Hadi biz de kahvaltımızı yapalım. Karnımız acıktı. Önce ablanı beğenmedim. Böyle eti ve eski olsun ekmeği beğenmiyorlar. Hı hı. Güzel oluyor ama şimdi. Bu da güzel oluyor. Hı hı. Güzel oluyor. Hadi yiyelim bakalım. Bismillah. Yarın Hanım acıktı. Baksana. Evet hadi. Hadi yiyelim. Baba hadi ye. Hadi afiyet olsun. Hadi bizim, afiyet olsun. Bizim ikinci kahvaltımız bu. Aha, değil mi? Aç duramazsınız ki siz bu saate kadar. Biz sizin ne? Gibi aç duramazsınız. Anam saat 2 olmuş inan ki. Enebi ne karşı? Adama gülerle aşkım. Anne sana köyden demezler. Cevriye 2'de kahvaltı yapıyor derler. Öğlen yemeği yemeyordu. Ben kahvaltımı yaptım. Bu öğlen yemeği. Şimdi annemle babam bizi kırmamak için geldiler buraya. O yüzden beraber kahvaltı hadi yapacağız işte. Yiyelim. Hadi bakalım. Hadi afiyet olsun. Kuymak sunuyor mu anne? Baba bak bakalım. Ben bakalım mı? Kuymak bakalım mı? Sunuyor mu? Ooo sunuyor sunuyor. Ana ya yüzünü tabii sunuyor. Hı hı sunuyor bak. Sunuyor. Anam aşkım olamadı. Tamam. Her peynir sunmuyor. Bu çok maşallah. Çok. Yedin mi baba? Evet. Çok sağ olun ablalar razı olsun. Gerçekten yani çok doyurucu. Kahvaltınız zengin, çeşidi bol. Biz var ya daha bir hafta oldu Antalya'dan balayından geldik. Gerçekten arkadaşlarınız arkadaşımız çıktı paylaşmışsınız yani. Öyle mi? He kim ki acaba? Muhammed Devrekler. Ha Devrekler sayesinde. Evet evet evlendik. Yani biz böyle kahvaltıyı oralarda bulamadık. Çok güzel, kaliteli gerçekten he, çok güzel. Evet, elinize sağlık. Bütün ürünlerin satışı da var onu. Evet, bütün ürünlerin satışı da varmış. Baksanıza, yani fiyatlar da öyle çok pahalı değil. Yani en azından bakın geleceğiniz iki kişi 550 liraya burada kahvaltınızı yapacağınız her şey yani uygun. Fiyatlar öyle çok böyle alım şalım bir şey değil mi aşkım? Evet, çok güzel. Ya, iyi, gerçekten. Fast food falan da varmış bakın yumurtalı tostlar, şunlar bunlar, tatlılar, içecekler. Bir tek ızgara çeşidi yok herhalde. Yemek çeşitleri yok ama fast food var yani gene iyi tatlılar içecekler. Acaba burası kaça kadar açık ki? Ha, telefon numarası da burada var zaten. Instagramları da var evet, zaten. Evet Instagramları da var. Güzel bir yer yani. Güzel bir yer aynen tavsiye ederiz yani çok güzel. Ediyor mu anne tavsiye? Herkese tavsiye ediyorum. Aç kalan buraya gelsin. Aç kalan buraya gelsin. Güzel kahvaltısı da çok evet, güzel. Evet çok iyi maşallah. Çok güzel.
Yani böyle olursa... Ha, burası evet böyle. Sizde soda vişne yaptım. Sağ olun. Ay, çok sağ olun. Kendim yapıyorum. Wow, elinize sağlık. Çok gerçekten güzel, çok güzel. Elinize sağlık. Yani her sabah geliriz biz böyle olursa abi. Vallahi her sabah geliriz. Elinize kolunuza sağlık. Evet. Çok güzel maşallah. Gerçekten çok iyi. Şöyle gel. Bakalım. Yenge maşallah yani elinizden gelmeyen yok. Allah aşkına. Yenge biraz meraklı. Yengenin maşallahı var. Hamarat bizim gelinler böyle oluyor. Devrin gelinleri hamarat olur yani. Biz çalışmayan kızlara hamarız. Ya çalışan bak çanta çeşitleri ne kadar değişik değil mi aşkım? Evet. Ne güzel. Gerçekten çok güzel. Hem böyle şarküteri ürünlerinde satışı devam ediyor. Yani burada peynirleri var, sucukları var, her şeyleri var. Tertemiz bir ortam, bak, tertemiz bir mutfak. Neler? Bunlar, ha, bunlar da şey örgüyle şey ne? Tığla mı örüyorsunuz abla, yenge? Tığla yani evet sıkı dikişe benziyor, örgüye benziyor. Gerçekten öyle. Çeşit çeşit şunlara baksanıza. Evet. Çok güzel. Modelleri gösterelim. Anne çanta lazım mı? Çanta. Ben he? Lazım. Bu da çok hoş. Rengi falan. Çok güzel değil mi küçücük? Çok güzel. Yani bence en zor bunu örmek olur değil mi? Örmek, evet, en zor bu da zor. Evet. Kenarlarını böyle işlemesi, bu ortaları yapması. Bunlar falan kolay olur ama belki ya bunların da zorluğu vardır da. Katip örmek zor. Katip mi? Bilmiyorum o kadarın da. Değil, katip. He. He he. Öyle hemen çabuk çabuk yani şey almaz. He he. Yani çok güzel maşallah. Ortam da süper. Yani şuralara falan baksanıza. Çok güzel gerçekten. Buraya gelip de kahvaltı yapmadan gidilmez. Gerçekten burada gördüğünüz her şey mevcut burada. Sucuklu yumurtasında. Zaten gördüğünüz de az önce videoda çektim. Anlatmama da gerek yok. Yani dışarıdan izleyenler de çok var. Almanya'dan falan gelip de izleyenler çok var. Sakın sakın başka yerlere gitmeyin. Buraya direkt gelebilirsiniz yani. Biz bile yeni keşfettik. Biz gidecektik Ihlamur Terasa. Yenice'ye gidecektik. Yaren dedi ki Nesli dedi bir sayfa paylaşmış dedi. Bir yere kahvaltıya gitmişler. Devrek'te dedi. Biz de oraya gidelim dedi. Öylelikle merakla geldik. Yani yoksa bilmiyorduk. Çok güzel bir yermiş gerçekten. Artık devamını buralarda gene geliriz gideriz bir şeyler yaparız işte. Aynen öyle. Hadi abi elinize kolunuza sağlık her şey için sağ olun. Çok güzel kafeniz böyle kahvaltı mekanınız. Elinize sağlık tekrardan. Böyle güzel güzel ağırladılar bizi yengemizin de eline koluna sağlık. Yani öyle mi? Ne güzel bakın elmalarını satıyorsunuz şeylerini satıyorsunuz her şey var. İnan ki abi var ya öyle bir yenge almışsın ki maşallah elinden gelmeyen yok. Örgü desen var, yiyecek içecek desen var, sunum desen o da var. Maşallah var siz de iyi böyle fikir yapmışsınız yani. Maşallah aynen öyle öp başına koy. Tac et yani yengemize. Gerçekten elmalara falan baksana. 30 lira değil mi? Çok iyi maşallah. Şimdi bizim de köyde elmalar falan var. Ama almak isteyen varsa gelsinler burada her şey var zaten. Burada Simitçiler Çarşısı'nın direkt karşısında bulunmayacak bir yer değil. Herkes yani gelebilir sağdan soldan ne zaman isterseniz. Bir de burası kaça kadar açık? 8'e kadar, 9'a kadar açık gene değil mi? Arkadaş olarak yan yana işletiyoruz. Öyle mi? İkiniz berabersiniz değil mi böyle arkadaş aynen, olarak? Ayrı arkadaş. Yani olsun kolay gelsin abla hayırlı işleriniz olsun. Yani yabancı yer değil bizim memleketimiz kazansın. Bizim vatandaşımız kazansın. Güzel yer, güzel mekan. Buralarda oturacak yerler de var. Yani ellerine kollarına sağlık. Gerçekten çok güzel bir yer. Haydi bakalım biz gidelim artık yavaş yavaş. Karnımız doydu, meramımız oydu. Değil mi? Gerçekten her şeyler mevcut var. Bizim devrekçiler, Simitçiler Çarşısı anne işte. Değil mi? Simit. Aynen.
Burada işte bizim Şemsiyeler Sokağı vardı. Hemen orada şu ara sokakta bir yerde bir galya işte. Güzel yer. Gerçekten mis gibi simitler var, şeyler var. Bizim devrenin zaten simitleri meşhur. Buradan simit almadan kimse gitmez. Herkes simitini yer, şeyini yapar. Böyle bir günümüzü geçiriyoruz işte devreklerde. Geldik, gidiyoruz. Önemli olan birlikte beraber vakit geçirmekti. Güzeldi. Hem böyle YouTube, Instagram falan yaparken iyi oluyor. İnsanlarla daha çok sohbet ediyorsun. Daha çok hemen alışıveriyorsun. Zaten kendi memleketimizin insanları, kendi insanlarımız. Cana yakınız zaten devrekler olaraktan. Kendimi illaki öveceğiz memleket olaraktan. Ama gerçekten öyle değil miyiz aşkım? Devrek milleti bence çok cana yakın, çok samimi. Güler yüzlü, tatlı dilli. Aynen öyle. Bu sokaklar böyle işte bizim burla. Ara sokaklar falan. Sakin devrek. Bugün de sakin. Bu sene her yer sakin aşkım. Evet, Amasra'da sakin. Amasra sakindi. Dün Zonguldak'a mı gittik? Nereye gittik? Orası da öyle sakindi. Her yer sakin. Çok sakin ortalık. Yurt dışından gelenler de gitmeye başladı ya. Değil mi? Aynen. Bir şey kovalıyorlar. Değil mi? Maşallah. Niye öyle yürüyor aşkım? Beyin felç mi geçirmiş? Olabilir. Doğru. Olabilir. Bazı kütleri de var. Beyin hasarı. Ha, beyin hasarından dolayı yürüyemiyor. Olabilir yani. Aynen evet. Babam nerede? Babam nereye gitti? Arayalım hemen. Anne hadi. Ne yapıyoruz? Kalkalım hadi aşkım. Hadi annemin hali yok inan ki. Ateşim var gene. Yo. Allah Allah. Gidelim yavaş yavaş. Ayak üstünde zor duruyorsun zaten. Güvercinlere baksanıza maşallah. Devreğin meydana. Ya değil mi? Hayvanlardan dolayı şey yaparlar. Ama taksicilerin yeri de buraya kurulmuş. Kaymakamlık. Güzel. Çok sakin ortam ya. Niye böyle? Değil mi? Anne. Hadi gidelim mi? Hadi bakalım bismillah. Hayır abi bak kuşlara bak iyi aşkım. Kendine şey yapmış, iş yapmış. İş yapmış çok iyi bence değil mi? Hem insanlara memnun ediyor hem orada kuş yemlerini dağıtıyor. Çok güzel, çok hayırlı bir işi. Evet. He maşallah. Yani, dalga geçer gibi. Aşkım sen dedin onu. Ne bileyim ben unuttum zaten. Yani. Ha bak o peynirciler buraya kuruluyor aşkım. Volkan abiler. Pazartesi günleri burada. Bensiz falan izine gelirsin. Peynir lazım olur. Onun adını alırsın. Volkan. Bensiz izine gelir mi zaten değil mi? Değil mi? Yani benden beraber gelmek varken. De Almancılar varken bunu temizlik. He yani Devrek Belediyesi yıkama yapıyor şeyi. Demek sadece bugün aşkım pazartesi. Ana bu gavunlar ne pişin? Niye böyle tuhaf? Bizim gavunlara benziyor değil mi? Rengi solmuş gibi. Evet rengi değişik. Karpuzlara bak. Bir dünya karpuz. Eyvah. Eyvah. Arkadaş çarpıyordu bize neredeyse. Hadi bakalım biz şuradan doğru gidelim. Hanif abla da orada çalışıyor. Baksana maşallah. Nerededir? Biz geldik devreklerden. Eve gittik. Eve gitmeden annem devrekten geldikten sonra biraz rahatsızlandı. Hatta devrekteyken rahatsızlandı. Kahvaltıdan sonra. Onu da işte biz de hastaneye götürdüm annemi. Serum taktılar. Hava falan verdiler. Bir şeyler yaptılar. Eve getirdik. Şimdi biraz daha iyi gibi. Hasta diye şimdi ablamlar geldiydi. Aleyna falan geldiler ikisi. Beraber sağ olsun Allah razı olsun. Onu da ablam ocağı dedi. Ben acık bıraktım herhalde dedi. Çay vardı dedi. Ocakta dedi. Şimdi tekrardan geri gidiyoruz. Onu hatırladı. O yüzden Aleyna ile beraber gidiyoruz. Ablam var. Fahrettin'in eniştem geldi. Furkan, Berat falan geldi. Anneme bakmaya diye. Şimdi onlar annemin yanındayken biz de gidelim dedik. Öyle işte. Bakalım ne olacak ne gidecek bilmiyorum. İnşallah annem düzelir. Dua edin. Yani kahvaltı yaparken de zaten biraz halsiz gibiydi. Yani karnı doyunca da demek ki biraz daha rahatsızlandım.
Öyle işte gidiyoruz. Aleyna Sürüye iletiyor bizi. Yaren Hanım'la beraber gidiyoruz. Biz arka koltuğa geçtik. Aleyna önde. Bakalım hayırlısıyla gidip gelmek nasip etsin. Allah evde annem gil bekliyorlar bizi. Gideriz şimdi bakalım. Ya her yol çok kötü ya. Çok kötü. Vallahi burası da çok, çok kötü. Kötü aynen öyle. Her yerde araba değil. Hı hı. Şakalaşırken, şakalaşırken sabahtan beri inan telefonu elime alamadım. Alsam da elim ayağım kolum tutmadı. Bugün sabahtan beri biz kahvaltıya gittik. Kahvaltıdan sonra gelirken annem rahatsızlandı. Anlattım zaten az önce de size. Hastaneye gittik. Hastanede serum yaptılar, hava verdiler. Ondan sonra ablamlar geldi işte. Ablamlar geldikten sonra böyle havlu falan koydular, bir şeyler yaptılar. Hep beraber yaptık işte bir şeyler. Sonra ablam dedi ben çaydanın altına açık unuttum herhalde dedi. Biz de Aleyna Yarem'le beraber Gökçebey'e gittik. Gökçebey'den gelmeden ablam aradı yoldayken. Biz dedi devreye gideceğiz dedi. Fahrettin eniştemle beraber. Annemi dedi Özel'e götüreceğiz dediler. Tamam dedik işte biz de direkt o zaman devreye geçeriz dedik. Aleyna ile Yaren'le beraber biz de devreye geçtik. Ondan sonra orada dediler annemin şekerini 450. Ben annemin 450'ye çıktığını şekerini bu yaşıma kadar bilmiyorum. Yani tabii çıkanlar oluyor ama annemin mesela 280 falan olduğu an zaten annem yataklardan kalkamıyor. O derece falanlaşıyordu. Yani 450 iken nasıl böyle bir hal aldı onu da bilmiyorum. Ama sadece şeker de değilmiş. Ondan sonra orada bize nefes darlığından falan da tekrardan devlet hastanesine yönlendirdiler. Tekrardan devreye geldik. Devlet hastanesinde de orada da tekrardan tomografi çekildi. Kanları alındı. Hava takıldı. Serum takıldı. Gene anacığımın her yeri mosmor oldu. İnan iğne gir çık gir çık bütün kolları mosmor oldu. Dua edin anneme duacı olun. Yani artık biz de inan ki bilmiyorum insanın hali vakti yerinde olmayınca bir iş yapası gelmiyor. Eli ayağı bütün böyle sönük oluyor. Ya işte orada da devlet hastanesinde de annemin kalple akciğer nefes darlığıyla alakalı şey dediler. Akciğerlerinde su topluluğu oluşmuş. Sıvı birikintisi oluşmuş. Bu da kalple orantılı bir şeymiş. Kalp dengesi bozuk olduğu için akciğerleri su topluyormuş, ödem topluyormuş. Artık akciğerinin girişleri mi sıvı, yani akciğerin kendisi mi tam olarak ben bilmiyorum. Yani çok fazla bir bilgim de yok. Oradan da doktorlar acilen sevk ettiler. Devrek'ten de sevk ettiler. Zonguldak'a gitmesi gerekiyor dediler. Zonguldak'ta hiçbir hastanede boş yer yokmuş. Yataklı hastane bölümünde hiç boş yer yokmuş. O yüzden de ne diyecektim? Kafam inan allak bullak oldu. Kusura bakmayın. Yani o yüzden de annemi Ereğli'ye, özel hastaneye sevk etmek zorunda kaldılar. Bir tek o yerde yer varmış. Annem şimdi özel hastanede Ereğli'de yatıyor. Eniştemlerde ablamlar falan gittiler. Benim böyle ben buraya zor geldim. Biraz zor kullandım arabayı. İnan böyle kendim gidemezdim. Kendime güvenemem yani. Ereğli'nin yolları biraz kötü. Anacığımı görebilseydim zaten giderdim. Durmazdım da. Ama yoğun bakımda olduğu için göremeyecektim zaten. Sadece imza amaçlı ablam gitti. Ablam iki kişi gitmek daha iyi olur dedik. Şimdi ben Yaren'le beraber gitsem ben biraz panikiyim. Tedirgin oluveriyorum hemen en ufak şeyde. Elim ayağım koyuveriyor. Ya o yüzden ablamla gitti. Sağ olsun eniştem de gece saat 3 oldu. Daha gelmediler. Şimdi annemin sonuçlarını öğrenecekler. Zaten 2'de falan yani biz de yola çıktık. Daha yeni oraya varmışlar onlar da. Daha sonuçlarını falan alacaklar işte. Yatışlarını falan yapmış. Ambulans önden gitti zaten. Ondan sonra eniştemgil de sonuçlarını falan artık doktor ne diyecek
Ondan sonra gelecekler adamcağız, bir de yarın sabah işe gideceğiz. İşe gidecek yani. Ben de şimdi birazcık uyumaya çalışacağım. Sabah erkenden ben de hastaneye gideceğim. Biraz kafamı toplarım. Öyle. Rabbim bütün anneleri başımızdan eksik etmesin. Yani var ya, böyle gidiyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Şaka gibi geliyor her şey. İnşallah yine videolar çekmeye devam ederiz annemle beraber. Bugün bir de özele gittik. Devre işte, özele gittik. Orada yan tarafta yatanlar. Teyzenin dediler, sesini tanıdık dediler. Siz dedi malay yapan teyze değil misiniz dediler. Sonra he dedi annem de benim dedi, gene malay yaparız dedi. Herhalde dedi çiğcesini fazla koymuşuz falan. Öyle, hatta orada şakalaştık. İnşallah gene malaylar yapacağız. Bu sefer çiğceli değil, ciğerli malay. Yapacağız yani inşallah. Annem iyi olacak. Yani öyle, dua edin. Dualarınızı bekliyoruz. Böyle sizlerle konuşurken dertleşmiş gibi oluyorum. Böyle iyi olacak inşallah. Siz de artık yani bizden birisi gibi oldunuz. Videoları bekliyorsunuz. Bugün devlette de çok sağ olsun böyle annemin yanına gelenler oldu. Bizden beraber resim çektiren küçücük kızlar geldi. Çocuklar geldi. Beraber resimler çektirdik. Siz de merak edersiniz. Siz de dua ediyorsunuz. Sağ olun. Allah razı olsun. Biliyorum bizim için dua ediyorsunuz. Gene halen daha dualarınızı bekliyorum. Böyle kötü gözden bakmayın. İyi gözden bakın. Zaten çoğunuz iyi gözden bakıyorsunuz. İyi gözden baktığınız için zaten bizim videolarımızı izliyorsunuz. Siz duacı olun. Bizim aile birlik beraberliğimiz bir arada olsun. Allah anamı, babamı, kardeşlerimi, ablalarımıza, eşimize, çoluğumuza, çocuğumuza sağlık, sıhhat versin. Mutluluk, huzur versin. Rabbim doğru yoldan ayırmasın hiçbirimizi. Yani öyle. Ama insanların hayattayken değerini bilin. İnşallah yani biz de onlardan birisi oluruz. İnşallah ana baba değeri bilenlerden oluruz. Öyle. Hepinize hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.